Hoş geldin Gürsel Erol, şerefler verdin Gürsel Erol, kovancılar halkı seni bağrına basıyor, kovancılar halkı yolun açık olsun diyor Gürsel Erol, kovancılar halkı yolun aydınlık olsun diyor Gürsel Erol. Teşekkürler sevgili kovancılar, göstermiş olduğunuz ilgiye, sevgiye, coşkuya. Geçtiğimiz günlerde buraya gelmiştik. Bu sefer karşı tarafta oturmuştuk. Orada sohbet etmiştik, konuşmalar yapmıştık. Ama bugün de yolun bu tarafındayız. Biz burada kovancılarda, kovancıların her noktasında olacağız. Her noktasına geleceğiz, sunacağız. Çünkü günlerde sahadayız. Seçim çalışmamız, kampanyamız çok yoğun bir şekilde devam ediyor. Birkaç günümüz kaldı. Birkaç gün sonra sandık başına gideceksiniz. Yeni bir Türkiye için oy kullanacaksınız. Oy herkesin vicdanıdır. Sandık başına gittiğinizde elinizi vicdanınızı koyacaksınız ve siyasi tercihinizi yapacaksınız. Ama yeni milletvekili olarak şu anda yeniden aday olan 5 milletvekilinden tek aday olarak benim bir görevim var. Benim görevim yalnızca kendimi seçtirmek, kendim oy istemek değil. Aynı zamanda benim görevim de bu şehirde yaşayan, bana oy veren, vermeyen herkesi doğru bilgilendirmek. Bakın son zamanlarda yine başladılar. Bir sürü yalan dolan. Başladılar yine. Her seçim döneminde böyle. Beka meselesi, beka meselesi. Ne var? Kovancılarda beka sorunu var mı arkadaş? Kovancılarda fakirlik var, fukaralık var, hizmet alamamak var. Yalan mı gençler? Kovancılarda bu var. Kovancılarda böyle bir sorun var mı? Yok. Ne diyorlar? Vay efendim, Cumhuriyet Halk Partisi terör örgütleriyle kol kola. Söyledikleri bu. Peki kardeşim, ben şimdi söyleyeyim. Hamur kapısında terör örgütü mensupları karşılayıp onların ayağına Türkiye Cumhuriyeti'nin mahkemelerini götürürken CHP mi iktidardı? Kim iktidardı? AK Parti iktidardı. Peki Oslo'da terör örgütlerinin başına gidip görüşme yaparken CHP mi iktidardı? AK Parti iktidardı. Peki Dolmabahçe Sarayı'nda bakanlarla HDP milletvekilleri görüşme yaptığında o bakanlar Cumhuriyet Halk Partisi'nin mi bakanıydı? Yok, o AK Parti'nin bakanıydı. Öyle değil mi? Biz iktidar mıydık? Yok. Peki Barzani Diyarbakır'a geldiğinde Diyarbakır'da miting yaptığında Sayın Cumhurbaşkanımız da yanındaydı. Sayın Recep Tayyip Erdoğan mı Cumhurbaşkanı'ndı, Sayın Kemal Kılıçdaroğlu? Kim bakandı Cumhurbaşkanı'ndı? Sayın Recep Tayyip Erdoğan. Peki Sayın Müslüm Türkiye'ye geldiğinde kırmızı halılarla karşılandığında CHP mi iktidardı? AK Parti mi iktidardı? Kim iktidardı? AK Parti iktidardı. Şimdi bir tarafta yaşanmışlıklar var, bir tarafta da bilgi kirliliği var. Bakın ben bunu ifade ederken hiçbir şeyden korkmadan ifade ediyorum. Ben Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde en sert terör örgütlerine karşı meydan okuyan bir milletvekiliyim. En sert. Asla bugüne kadar taviz vermem. Buna inanın. Bizim olduğumuz mecliste, bizim olduğumuz yerde hiçbir terör örgütüyle ilgili hiçbir öneri gelemez. Biz orada dik dururuz ve sizin hakkınızı ararız. Cumhuriyet Halk Partisi'ni hiç kimse terör örgütü demez. Cumhuriyet Halk Partisi'ne hiç kimse milliyetçiliği öğretemez. Cumhuriyet Halk Partisi'nin milliyetçiliği sokak milliyetçiliği değil. Cumhuriyet Halk Partisi'nin milliyetçiliği salonlarda atılan tezahüratların sloganları milliyetçiliği değil. Cumhuriyet Halk Partisi'nin milliyetçiliği insanların yalnızca düşüncelerini sömürmek için söylenen sözlerle yapılan milliyetçilik değil. Cumhuriyet Halk Partisi'nin milliyetçiliği nedir? İşte Allah rahmet eylesin.
1974 yılında Kıbrıs'ta soydaşlarımızı korumak için Bülent Ecevit'in Türk Silahlı Kuvvetleri'ni beş parmak dağlarına indirerek milliyetçilik dersi vermiştir. Peki bunlar ne yaptılar? Süleyman Şah'ın türbesini kaçırdılar. Süleyman Şah'ın türbesini kaçırdılar. IŞİD gibi bir terör örgütün korkusundan orada baykuş dalgalanan Türk bayrağını indirdiler. Süleyman Şah'ın türbesini kaçırdılar. Büyük devlet nedir biliyor musunuz sevgili hemşehrilerim? Büyük devlet, büyük kamu binaları olan devlet değildir. Büyük devlet, liderlerinin saltanat içinde yaşadığı devlet değildir. Büyük devlet, büyük bütçeleri yöneten devlet değildir. Büyük devlet, ulusal değerlerine sahip çıkan, özgürlerine, yurttaşlarına özgürlük hakkı tanıyan, yurttaşlarının refah seviyesini yükselten devlettir. Bunlar bunu bilmeden, bunu görmeden, bu bilinçte olmadan Süleyman Şah'ın türbesini bile kaçırma ihtiyacı hissetmişlerdir. Eğer o gün Cumhuriyet Halk Partisi iktidarda olsaydı, nasıl rahmetli Ecevit Kıbrıs'ın beş parmak dağlarına Türk Silahlı Kuvvetleri'ni indirmişse, inanın binlerce, on binlerce şehit edilmeyi gözlenen Türk askeri Süleyman Şah'ın türbesine sahip çıkardı kaçırmazdı. Kurtaklıkla milliyetçilik olmaz. Baba yiğitlikle milliyetçilik olur.